Şimdi biliyorsunuz boyama paint uygulaması yapmıştık. 8 tane buton koymuştuk renklere dair. Burada istediğimiz renkleri seçme konusunda özgürdük. Ve sonrasında da bir tane işte böyle herkes kendi zevkine göre bir resim seçip beğenmişti. Bu uygulamamıza koymuştuk. Şimdi artık tasarımımızı bitirdiğimize göre boyama işlemleriyle alakalı kodları yazabiliriz. Şimdi biz burada her bir butonun adını değiştirmiştik. İlgili renkle isimlendirmiştik onları, ilişkilendirmiştik. Mesela kırmızı butonu buton kırmızı, yani but kırmızı diye adlandırdık. Bunu niye yaptık? Kod yazacağımızda zorlanmamak için. Şimdi bunlar buton 1'den buton 8'e kadar olsaydı, blok kısmına gittiğimizde ya buton 4 ne, hangi renkti unuturuz. Ama böyle yaptığınızda unutma gibi bir şansınız yok. Şimdi blok kısmına geçiyorum. Ben hatta blok kısmında renkleri hallettim. Şurada bakın, buton kırmızı diyorum. Kliklendiğinde when but kırmızı klik dediğimizde sonra canvas 1'in boyanmasını istiyorum. Hangi renkte boyanmasını istiyorum? Kırmızı renkte boyanmasını istiyorum. Bunu buton kırmızı klik komutunu biliyorsunuz but kırmızının üstüne gelip şuradaki kliği çekiyoruz. Canvas 1 paint color komutunu da, yani set canvas 1 paint color komutunu da arkadaşlar şuradaki canvas 1'in üstüne gelip aşağılara doğru indiğinizde bakın canvas 1 bütün bloklar zaten canvas 1 burada. Burada paint color'ı buluyorsunuz. Şu bakın. Şu arkasına da bir renk bloğu ekliyorsunuz. Ne renge boyanacağını belirliyorsunuz. O da bakın şurada colors kısmından burada istediğiniz rengi bulabiliyorsunuz. Eğer ki daha böyle ayrıntılı renkler istiyorsanız oradaki colors'tan çektiğinizde şunun üstüne gelip tıklarsanız bakın bir renk skalası açılıyor. Burada işte kırmızının bakın 1, 2, 3, 4 tane tonu var. İstediğiniz bir kırmızı tonunu da seçebilirsiniz. Hatta kendinizi şımartıp uygulamanızda aynı rengin tonlarından birkaç tanesini de kullanabilirsiniz. Mesela atıyorum kırmızı bir tane ya bizim şu an uygulamamızda. Siz isterseniz iki tane, bir açık kırmızı, bir koyu kırmızı gibi kullanabilirsiniz. Şimdi renk de, yani hangi butonun hangi rengi kontrol edeceğini belirlediğimize göre artık bloğu yapmaya başlayacağız. Bloğumuz şu. Şöyle bakın hemen size bir tane sunumdan açacağım. Hem size anlatması kolay olsun. Bir taraftan bloğu çekip bir taraftan anlatması zor oluyor. Şimdi bakın when canvas bir touch diye bir bloğumuz varmış bizim. Bu bloğu canvas 1'in içerisinden çekeceğiz. Yani bakın yine klasik şöyle. Hadi yine normal yöntemden atalım. Canvas 1'e geldim. Buradan hangisiydi o? Touch'tı değil mi? Bakın şu. Şu bloktu. Bunu çektim. Şuraya koydum bakın. Şimdi buradaki bloğun X, Y ve Touch Any Sprite diye 3 tane aldığı değer var. Şimdi buradaki X ve Y ne olabilir? Hayır. X ve Y ne olabilir? Parmağımızla dokunacağız ya kanvasa. O dokunduğumuz noktanın koordinat düzlemindeki X ve Y değeri. Aynen öyle. Aynı Scratch'teki gibi. Yani sen parmağını şimdi boyamak için ekrana dokunduracağız ya. Dokundurduğumuz o yerin X ve Y değerini temsil ediyor bunlar. Şuradaki Touch Any Sprite da Sprite neydi? Kukla demekti biliyorsunuz Scratch'te. Burada da o şeyler, dokunduğunuz o alanı temsil ediyor. Şimdi buraya bazı değerler gireceğiz ama şunun içerisine yine bir blok girmemiz lazım. Peki hangi blok o? Bakalım. Call canvas bir draw circle. Bakın yine draw circle kullanacağız. Demek ki biz draw circle ne demek bu arada? Daire çiz. Peki alalım onu da. Şimdi onunla ilgili de bir ayrıntı vereceğim size. Tamam, oraya geliyorum şimdi. Şimdi bakın canvas 1'e geldim tıkladım. Burada bakın draw arc. Ne demek arc? Yay. Yay çizebiliyorsunuz. Draw circle daire çiziyorsunuz ki biz bunu kullanacağız şimdi. Draw line çizgi çiziyorsunuz bakın.
Tamam. Başka ne varmış? Draw point, nokta koyuyorsunuz. Draw shape, şekil çiziyorsunuz. Böyle saçma da olsa. Draw text, yazı yazıyorsunuz. Tamam. Draw text angle, yazdığınız yazının açısını belirliyorsunuz. Böyle mi dursun, şöyle mi dursun diye. Sonra get background pixel color, arka plan resminin pikselini ayarlıyorsunuz. Get pixel color, arka planda olan o fotoğraf var ya mesela, koyuyorsunuz. Onun o pikseldeki renginin değerleri ne diye onları öğreniyorsunuz. Falan filan. Burada uzuyor mesela. Yani siz isterseniz burada hem circle hem de line yapabilirsiniz. He. Ama bakın şurada bir fark var. Nedir o? Draw circle'da center x, center y. Bakın. Center ne demek? Merkez. Yani siz o bir tane circle oluşturacaksınız ya. O circle'ın ne, hani parmağınızı dokunduğunuzda hangi noktaya geliyorsa onun x ve y değerleri. Tamam. Radius ne demek? Çap. Çap. Hani çemberin bir çapı var ya. Onu belirliyorsunuz. Fill demek de, fill ne demekti? Doldurmak. Yani siz o çemberi çizeceksiniz de o çemberi sadece etrafını mı çizeceksiniz? Yoksa içini de o çemberin boyayacak mısınız? Eğer bu true olursa çemberin içini de dolduruyorsunuz. False olursa çemberin içini doldurmuyorsunuz. Bunu aldım, buraya yerleştirdim. Peki şimdi bu center x ve center y'yi nereden bulacağız? Şunlar mı acaba? Ha? Bunlar değil mi? Peki get mi set mi? Get. Neden get peki? Get ne demek? Almak. Değil mi? Biz burada aynen set kurmak demek bir şeyi. Şimdi ben parmağımı ekranıma dokundum ya. Parmağımı ekrana dokunduğum an oradaki x ve de y değerlerini benim almam lazım. Bakın aldım. Aldımsa o zaman get olur. Tamam. Y'yi de tabii yine buradan. Bakın üstüne geliyorum. Şuradan alıp buraya yapıştırıyorum. Şimdi geldim radius'a. Radius arkadaşlar mat'ten, bakın mat. Geliyorsunuz şurada, bakın en üstte 0 diye bir blok var. Siz buraya senin yaptığında kaçtı mesela? Hocam ben 10 yaptım. 10 çok mesela. Bence. Ha gerçi şu var. Tasarımcı sizsiniz. Programın yapıcısı sizsiniz. Kaç istiyorsanız onu yaparsınız. Ama ben ayarlamalı yaptım da. Ben 5 mesela yaparım genellikle. Buraya 5'i koydum. Tamam. Yani benim parmağımı dokunduğumda oraya bir daire oluşacak ya. O dairenin çapı 5 olacak arkadaşlar. Anlaşılmayan bir konu var mı? O zaman şimdi herkes bunu bir yapsın. Sonrasında bir sonraki videoda da son komut bloğumuzu yapacağız.